Nasıl bir apartmanda büyüdün abi? Ben bir apartmanda büyümedim. Yani mesela onu söyleyebilirim. Doğduğum ev Bornova'da iki katlı bir evdi. Orayı hatırlıyorum. Geniş avlusunu hatırlıyorum. Tabii her şey küçükken sen hatırladığında her şey büyük ya. Ufacık bir ev çıkabilir gitsin. Yıllar sonra gidiyorsun ve yani küçücük bir yermiş karşında. Uzun merdivenlerini hatırlıyorum. Biz ikinci kattaydık yukarıda. O evin salonunu hatırlıyorum, yatak odasını hatırlıyorum. Zaten de yani iki odalık bir evdi, küçücük bir evdi. Çekirdek aile miydiniz yoksa böyle babaanne anneanne kalır mıydınız? Hayır hayır, öyle bir şey yoktu. Çekirdek işte. Babam, annem, ben. Hatırladığım ilk, oturduğum ilk yer orasıydı. Çok net hatırlıyorum yani, neden bilmiyorum. Her şeyini, sokağını, mahallesini. Şu an orası koruma altında. Ama sanıyorum bir yol geçirme nedeniyle mahalleyi yıkacaklar. Filmlerde olur ya, biri satmaz evini. Ya, yıktırmam bu mahalleyi. Bir şey kalmadı yani. Artık birinin satması ya da satmamasına bağlı kalacak. Çok ilgilendim. Düzenlemeleri yaptılar hanım. Apartmanlarda var ya. Aha. Hani biri ısrar ediyor ve satmıyor çünkü o 90 yaşında. Öyle şeyler. Onu hatırlıyorum. Ama ondan sonraki apartman Karşıyaka'daydı. Ve su borusundan 4. kattaki evimize iner çıkardım ben. Gerçek bir şey yani. Bildiğin dışarıdaki su boruları var ya. Aha. Eskiden onlar metal ya da böyle dökme betondandı. Ben ondan eve çıkıp inerdim. Hatta karşı komşunun annesinin karşı apartmandaki, yakındır ya apartmanlar birbirlerine. Karşı apartmandaki komşunun annesinin beni görüp bayıldığını hatırlıyorum. Yani kadın bir çığlık atıp, yani küçüğüm, daha kaç yaşındayım, 6-7 yaşındayım. Ben de cam silen kadından çok korkardım. Annen çıkar da böyle eteğinden tutarsın ya. Halbuki tutsan ne olur yani. Anne, tutsan ne olur. Etek... Hayır, sen de gidersin. Tabii tabii. Yani. Gidersin 10 kilosun ya. Kadın 70 kilo, ne yapacaksın? Aynen yani? Öyle. Saçma sapan şeyler yani. Bir türlü hala çözemedik. Bak hala günümüz Türkiye'sinde insanlar camlarını dışarıdan siliyorlar öyle. Hala. Birilerine sigorta yaptırmadıkları çalışanlarına sildiriyorlar camlarını. Çocukluk eğlencen neydi? Oo, milyon tane. Sana bununla ilgili ilginç bir an anlatayım. Almancılar çok fazla gelmeye başlamışlardı biliyorsun. 70'lerin sonu, 80'lerin başında. Bir gün annemle birlikte annemin bir akrabasına gittik. Kız kardeşim de daha çok küçük. O güne kadar hiç olmamış bir şey. Ben akşam geldiğimde çöp tenekesinin kapakları dahil olmak üzere bulunabilen bütün plastik, yuvarlak ve yassı şeyler frisbi haline gelmişti. Çünkü bir frisbi getirmişti. Bir tane frisbi olunca hemen Türk aklı o bidonların kapakları, yoğurt kapağı olabilir. Yoğurt kapakları bir anda her şey frisbi oluvermişti. Ve bu bir anda olmuştu. Yani bir önceki gün bu yoktu. Ben sabah giderken de yoktu. Akşam geldiğimde bir anda bütün mahalle UFO'larla dolmuştu. Herkes sallıyor birbirine. Koca koca plastik çöp tenekesi kapakları falan filan buluyorduk. Biliyorsun İzmir'de Hıdır Ellez vardır. Hı hı. Ve ateşler yakılır. Ateşin üzerinden atlanır. İlk atladığın heyecanı hatırlıyor musun? Hatırlamam. Bir şey olacak mı, bir şey olacak mı diye böyle koşarak. Yani şöyle söyleyeyim sana. İlk atladığımı unutmam mümkün değil. Çünkü ateşe tersten atladım. Çünkü onun bir yönü vardır. Herkes bir taraftan atlar. Ben evden kaçıp gene akşam vakti ateşten atlamak üzere gittiğimde ateşe tersten atladım. Bir ayak hatırlıyorum şöyle. Bam diye. Tam böyle alnıma çarpıştı. Küçük evler gömer miydiniz toprağa? Hayal ettiğin şeyin maketini toprağa gömme vardır ya. Yok, bizde ağaca çaput bağlama ve gül yakma vardı. Böyle gülü alıp ateşe atma vardı. Hani iyi şeyler dileyen insanların yaptığı hikayelerden bir tanesi buydu. Onları hatırlıyorum ama gömmeyi yapanlar var. Sanırım daha büyükler yapıyordu onu. Hani ev ve araba isteyen daha büyükler. Bizim çocuklukta yani o kadar büyük şeylerimiz yoktu. 7 yaş pantolonunu bulsak cebinden ne çıkar? Meşe. Biz meşe deriz sizin bilye dediğiniz muhtemelen. Misket. Misket dediğiniz şeye. Cilli der mesela. Bursalılarda. Biz meşe deriz. Meşe çıkardı benden. Belki çivi. Çiğden ve gevrekten sonra bir de başımıza meşe çıktı. Meşe. Biz meşe diyoruz yani. Annenden ne öğrendin? Yemek yapmayı öğrendim. Vicdanlı olmayı öğrendim. Sanıyorum hem annemden hem babamdan aldım. Bütün sanatla ilgili bütün şeyleri. Babamın çok güzel bir sesi vardır. Çok güzel türkü sever. Şiir sever. Annem şiir yazar. Ama ikisi de ilkokul mezunudur. Hı. Ve en büyük şansları herhalde birbirlerini bulmaları. Hı. O ailelerde ve oralarda yetişmeleri. Çünkü nerede yetişirsen yetiş, vicdanını sana vermeyen bir ailenin içinde yetiştirmişsen eğer, mümkün değil vicdanlı bir insan olabilmen hayatta. O yönden çok şanslıyım. Annemden son derece vicdanlı, empati sahibi, kadınlara saygılı bir insan olmayı öğrendim.
Seni çocukluğuna götüren koku hangisi? Zeytinyağı kokar bizim diyarlar. O koku mesela beni o kokuyla büyüdüğüm için hep çocukluğuma götürür. O ayvalığın kokusu. Onu hatırlıyorum. Hastası olduğun bakkal ürünü. Çok eskiden bakkallar yoğurt satarlardı tepside. Biliyorum. Çok lezzetli yoğurtlar. Ekşi yoğurt değil mi? Evet ya. Yani gerçek yoğurt. Annen yollar mıydı bakkala yoğurt al diye? Tabii. Yoğurt al, tasını da verir yanına. Tasını da arası alınır. Ondan sonra verilir. Şey de vardır mesela. Anne lahmacun içi yapar biliyor musun? Tabii. Götürürsün lahmacunu dersin ki abi kaç tane çıkar? 20 mesela, tane çıkar der adam. Bizde hani çok lahmacun kültürü olmamasına rağmen annemin içi yapmışlığı vardır lahmacun içi. Ama tabii bizim mesela Ayvalık'ta koca bir tencerede kurban bayramlarında benim Sure adını verdiğimiz bir yemeğimiz vardır. Kol, kuzu kol, dolma. Girit tarafına ait bir yemek midir? Evet, bizim oralara ait bir yemektir o. Onu mesela benim fırına götürüşüm vardır. Daha 8-9 yaşındayım. Pişirsin koca tepsiyi böyle o Ayvalık'ın Arnavut kaldırımlarında suyunu dökmeden götürürsün fırına. Fırın kapandıktan sonra koyulur o. Fırının kendi sıcağıyla pişer. Sabaha ya da 2 saat, 3 saat sonra işte 7 saat sonra ya o şeyine göre, fırına göre değişir. Alırsın onu. Olsa da yesek. Olsa da yesek. Karşı cins karşısında en çok utandığın an. Beden dersindeyiz. Kızlar erkekler karşılıklı sıra olurduk ya. Bilmiyorum siz de öyle mi olurdunuz. Sırayı olduk, hocayı bekliyoruz. Bedenciyi bekliyoruz. Birileri gelip eşofmanımı indirmişti. Ne kadar utandığımı hala... İç çamaşırıyla mı kaldın? O da mı yok? İnmişti. O da yok. Çok utandığımı hatırlıyorum yani. 13 yaşında mıydık, 14 yaşında mıydık, neydik? Hakikaten çok utanmıştım yani. Herhalde çıplaklıkla ilgili insanların böyle bir şeyi var. Nudist de olmadığımız için. Ama mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Beyza'nın kadınlarını çekerken biz, Mustafa Altıoklar'ın işte istediği bir sahne vardı ve o anda istediği sahneyi. Burada çıplak olabilir misin dedi. Son derece rahattım orada. Çünkü orada hani mesleğimi yapıyorum ve hani herkes onun bilincinde. Ve haberin var. Haberin var. Daha yani, önemlisi. Haberin var. Mustafa Altıoklar gelip şak diye indirse travma. Yani. O bir travma olurdu. Kendini çok değersiz hissettiğim bir yer. Eşimle olan ilişkimde eğer eşim bana bir nedenden ötürü tavırlıysa kendimi çok değersiz hissediyorum. Belki özel bir şey bu ama çok da net ve samimi bir şey. Hatayı suçu kendinde aradığın için mi? Eğer o bana böyle davranıyorsa muhtemelen ben bir yalt yapmışımdır. Suç sendedir. Suç bendedir ve o zaman çok değersiz hissediyorum kendimi. Çok işe yaramaz hissediyorum kendimi. Tüh, verdik mi kilidi? Ev senin için ne demek? Oo, çok şey. Çok şey. Üs. Güvenli alan. Çocuklarımın, ailemin, her şeyin en güvendiğim alanı. Onun için ev benim için bir tür yumak gibi. Bir tür o kedilerin, köpeklerin yattıklarında, yer yaptıklarındaki yerleri gibi benim için de. İnsan olduğu için de öyle. İçine geldiğinde huzur bulduğun, oradaki herkesle birlikte orayı paylaşmaktan dolayı, onun güvenini yaşamaktan dolayı zevk aldığın, huzur bulduğun bir alan ev benim için. Ev kostümün nedir abi? Söyleyeyim mi bunu? Söyle. Biz çünkü evde biliyorsun çok erkekli bir evde yaşıyoruz. Öyle çok mi? Erkekli evlerin de hani boxer sıcak. Evet yani kostümü genellikle bende boxer'dır yani. Maalesef öyledir. Ama tabii bu Ebru geldiğinde olmaz. Hı-hı. İşte genellikle hani toparlarız üstümüzü başımızı. En azından bir şort, bir tişört olayına bağlarız. Hakkında bilmediğimiz bir şey söyler misin? Mesela Oh Test diye bir filmde oynadım. Kimsenin bilmediği bir şey olabilir bu. Yunanistan'da çekildi film. Filmdeki tek Türk aktör benim. Yunanca oynadım mesela filmde. Bu mesela kimsenin bilmediği bir şey. Yürimaj destekli, insan ticaretini konu alan çok özel bir çalışma oldu. Yunanca oynadım derken eğitim Yunanca aldın oynadım. Yoksa? Yok, bizimkiler dediğim gibi Giritli. Zaten hani bir 200-250 kelimelik arşiv var bende. Yeter abi 250 kelimelik. İşte idare ediyoruz yani hayatı. Ailen seninle alakalı hangi gerçeği öğrense çok şaşırır? Bu filmin çekimleri sırasında zatürre oldum gerçeği. Hiç hissettirmedin mi ailene? Yani bir tek eşim biliyor. Annem babam bilmez mesela. İzleyecekler mi röportajı? Zannetmiyorum. Tamam abi. Ama birileri onlarla paylaşır öğrenirler. Bari artık öğrensinler kaç. Bir yıl oldu neredeyse. Favori kitap, film ve müziği alabilir miyim? Aa delisin. Hemen vereyim. Tony Judd'un 20. Yüzyıl Üzerine Düşünceler kitabı favori kitabım. Ama sadece Tony Judd'u söyleyerek Yaşar Kemal Bir Ada dörtlemesini geçmek istemiyorum. Favori müziğim, müzisyen olarak söyleyebilirim.
biraz farklı akımlardan müzisyenleri söylemek istiyorum sana. Üç tane ayrı akımdan. Bir tane akımda John Coltrane'dir cazda. Klasik müzikte Chopin gerçek bir bağımlısı olduğumu söyleyebilirim Chopin'in. Ve Radiohead de herhalde rock'ta çok çok sevdiğim, nerede duysam asla vazgeçmeyeceğim şeyler. Film olarak da yine bir tane söylemeyeceğim. Bir Zamanlar Amerika, çok uzun süre en favori filmim de. Tanrı Kenti, Big Lebowski'yi de atlamam. Bunları söyleyebilirim. Bulaşmış olduğun en değişik iş? Ayakkabı sattım. Köylü ayakkabıları. Ödemiş, Tire, Selçuk, Cumabası ilçelerine köylü ayakkabıları sattım. Köylü ayakkabısı dediğin bu cızlevet. Lastik olan mı? Cızlevet derler. Çok ucuz. Değil mi? Evet. Özelliği olmayan, ayağa geçen, kaymamanı sağlayan plastik ayakkabı. Ayakkabı gibi. Yani görünüşü ayakkabı, işlevi de ayakkabı ama çok da ayakkabı gibi değil aslına bakarsan. Ama köylüler işte ucuzluğu dolayısıyla, su çekmemesi dolayısıyla, tarlada çalışırken falan onları tercih ederler. Neyi geç öğrendin? Herhalde en geç neyi öğrendim biliyor musun? Daha 40'lı yaşlarımın başlarında kalabalıkların haklı olmadığını öğrendim. Yani Giordano Bruno tek başına Avrupa'da bir seyyah gibi dolaşıp dünyanın döndüğünü, yuvarlak olduğunu, onun da diğer gezegenler gibi bir gezegen olduğunu söylediğinde dünyada bunu iddia eden tek kişiydi. İngiltere dahil olmak üzere gittiği bütün ülkelerde kendisine hakaret edildi, konuştuğu bütün üniversitelerde ve sonunda bu görüşlerinde ısrar ettiği için Engizisyon tarafından yakıldı. Doğru olduğu düşünüldüğü için. Onun için şunu söylüyorum ki, doğru er geç ortaya çıkıyor. Onu savunanların başına gelmedik şey kalmıyor. Ama bu bir yol ve bu yolun sonunda doğruya inananlar, o neferlerin, o doğruya inanmış olan neferlerin peşinden gitmiş olmanın, onlara inanmış olmanın hazını da duyuyorlar ve o güzel dünyayı yaşıyorlar. Dünya her gün güzele gidecek. Biz de daha güzel günler göreceğiz. Ama bunun yanında çok fazla kayıp vereceğiz maalesef. En çok kimi veya neyi kıskanırsın? Hayatım boyunca en çok hak etmediği halde iyi yaşayan insanları kıskanırım. Mesela hak etmediği demeyeyim de Amerika'ya gittiğimde mesela ulan dersin ya adam hiçbir şey bilmiyor. O dünyanın en güzel hayatlarını yaşıyor. İyi hayat yaşayan insanları kıskandım. Parayla ilgili bir şey değildir bu. İyi hayat yaşatan halkına, ülkeleri kıskandım. Halkına sosyal haklar veren, onların özgürce fikirlerini ifade edebildiği, güçlü anayasası olan, güçlü adaleti olan ülkeleri kıskandım. Bunu söyleyebilirim. Kim konusundaysa işte burada yaşayan insanlar diyebiliriz. Abi hayat sana ne öğretti? Hayat bana galiba adam olmayı öğretti. Ayaklarının üzerinde durabilmeyi, dürüst olmayı, samimi olmayı öğretti. Kırkına geldiği zaman bir erkek bunları daha iyi söyleyebiliyor. Onu öğretti. hatalara şans tanımayı öğretti hayat bana. Gençliğe saygı duymayı, gençliğin hatalarına saygı duymayı öğretti hayat bana. Çocukların hayatını önemsemeyi öğretti hayat bana. Yaşlılarla ilgili zamanın çok güzel geçirilmesini ve bir daha geri gelmeyeceğini öğretti. Yani yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı adam gibi yaşayacaksın.